uzun zamandır izleniyordu. Bunun o da farkındaydı ancak elinden gelen bir şey yoktu. Aslında vardı ancak buna cesaret edemiyordu bir türlü. Ancak bir gece Aralık Ayı'nın sonlarına doğru aklındaki planı biricik karısına açıkladı. Aslında bu kendi planı değildi. Onu izleyenleri izleyenlerin başı olan kişi, yani ülkenin en kudretlisi, güvendiği adamlardan ikisini onunla konuşmaları için göndermişti. Boğazın sakin bir yerinde buluşmuşlar ve başına gelecekleri, kimlerin onu neden ortadan kaldırmak istediklerini anlatmışlar ve onun yaşamından endişe eden ülkenin o en kudretli kişisinin teklifi ona sunmuşlardı. Burada aslında bir tuhaflık olduğu düşünülebilir. Yani, ülkenin en kudretli kişisi nasıl olur da yaşamasını istediği birinin öldürülmesine engel olamaz. Bu karışık siyasi ortamlarda maalesef zaman zaman olabilen bir durum ve yaşadığımız ülkede daha önce de sıklıkla örnekleri görülmüştü. O yüzden olayın bu kısmına takılmadı. Kendisi konuşanların ne derece ciddi olduklarını düşündü. Her ne kadar devlet tarafından sevilmese de onun da yıllar içinde devletin bazı organlarında tanıdıkları olmuştu elbette. Onların da fikrini almayı en azından durum hakkında ne gibi bilgiler edinebileceğini denemek istedi. Görüşme yaptığı bu üç karanlık kişiyle ayrıldıktan hemen sonra Haydarpaşa'ya geçti ve Ankara için bir bilet aldı. Sonra eve döndü. Eşine mühim bir iş için yarın Ankara'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Heyecanlı ama endişeli bir gece geçirdi. Sıklıkla kalktı, eşine ve daha mini olan kızına baktı. Balkona çıkıp, güzel İstanbul'un puslu, Karlı ve soğuk havasına aldırış etmeden sigara yaktı. Eşi, uyur gibi görünmesine rağmen gece boyu onu takip etti. Artık hayatlarının eskisi gibi olmayacağını biliyor gibiydi. Yine de sesini çıkarmadı. Sigarasını bitirip yatağa döndüğünde sımsıkı sarıldı ve içten bir öpücük kondurdu dudaklarına. Sabah kalktıklarında aklı daha berraktı artık. Ankara'ya gidecek, eskiden tanıştığı kişilerle durumu değerlendirecek ve sonra da bir karar verecekti. Gün içinde yapması gereken işleri hallettikten sonra eve döndü. Akşam yemeğini yedi. Sonra eşiyle ve küçük kızıla vedalaşıp Haydarpaşa'ya geçti. Ankara trenindeki kompartımanına geçti. Diğer tanımadığı üç kişiyle beraber uzun ve yorucu bir yolculuk için hazırdı. Saatler sonra, gün doğmuş ve fakat kar ve soğuk etrafı sarmışken Ankara'ya vardı. Fazla vakti olmadığından hemen görmek istediği kişilerin çalıştığı bakanlığa doğru yola çıktı. Bakanlığa geldiğinde, onu görenler, tuhaf bakışlarla sanki senin ne işin var burada, der gibi bakındılar. Bunlara aldırış etmeden, herkese o her zamanki soğuk ama nazik selamını vererek, görmek istediği kişinin bürosuna gitti beklenmeyen bir misafirdi ama İstanbul'dan gelen misafirleri geri çevirmek olmazdı. Bu yüzden, istemeye istemeye de olsa kabul etti ona eski arkadaşı. Başka ve daha uygun bir yerde buluşmayı tercih edeceğini ancak durumun aciliyet ve hassasiyeti nedeniyle, burada buluşmak zorunda kaldığını söyledi arkadaşına. Sonrasında neden geldiğini ve bundan sonraki adımları için kendisine bilgi verip veremeyeceğini sordu arkadaşı bir iki saat vakit istedi. Burası Ankara'ydı ve hiçbir iş hemen olmazdı. Bürokrasi işlemeli, masalarının başlarında vakit öldüren asalaklar iş yapıyor gibi görünmeliydiler. Bir iki saat sonra tekrar gelmek üzere ayrıldı oradan. Diğer arkadaşının bulunduğu adrese doğru yola çıktı. Gittiği yerin bir bakanlık olmaması ve arkadaşının artık emekli olması nedeniyle burada daha sıcak karşılandı. Hatta arkadaşı isterse banyo alabileceğini ve biraz olsun istirahat edebileceğini de söyledi kendisine. Uygun buldu bunu. Biraz dinlenmek iyi gelebilirdi aslında. O zamanlarda İstanbul'da bile pek görülmeyen geniş ve modern banyoda sıcak bir duş aldı. Kendisi için ayrılan misafir odasına geçerek biraz dinlendi. Uyumuştu. Uyandığında saatin çoktan öğle vaktini geçtiği görerek panikledi. İşlerini halletmeli ve akşamki trene yetişmeliydi. Hemen kalktı, giyindi. O sırada içeride başka misafirleriyle ilgilenen arkadaşıyla vedalaşıp sabah ilk görüştüğü arkadaşına doğru yola çıktı. Büroya girerken bu defa arkadaşı biraz daha sıcak karşıladı onu. Bunun anlamı, kendisinden istenen bilgileri edinmiş olmasıydı elbette. Durumu konuştular, değerlendirdiler farklı senaryoları ve farklı seçenekleri masaya koydular. Buraya gelirken umutlu olduğu halde, şimdi daha da karmaşık düşüncelere sahip olmuştu. Yine de önündeki yolları görmenin iyi olduğunu düşünerek, bürodan ayrıldı. Tren garına vardığında, trenin kalkmasına biraz zaman olduğunu fark etti. Gar gazinosuna geçerek yemek yedi, rakı içti. Artık yine uzun ve yorucu bir yolculuğa hazırdı trenine binerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Aklına Ankara'nın en iyi yönünün İstanbul'a dönüşü olduğu cümlesi geldi. Kendi kendine gülümsedi. Uykuya daldı. İstanbul'a geldiğinde önce hemen büroya geçti. Orada dünden birikmiş işlere, notlara, gelen mektuplara filan göz attı. Pek mühim şeyler olmadıklarını görerek dinlenmek üzere eve geçti. Günler bir süre bu şekilde devam ettikten sonra daha önce görüşmüş olduğu o üç karanlık kişi bir gün yeniden karşısına çıktı. Kendisinin kararını konuşmak üzere yine Boğaz kıyısında bir yere gittiler. Orada durumun artık çıkmaza girmeye başladığını kendisine anlattılar ve bir an önce bir karar vermesi gerektiğini söylediler. Eşiyle konuşup kendileriyle üç gün sonra buluşmayı teklif etti. Karanlık üç adam bunun son olduğunu söyleyerek ayrıldılar boğaza bakarak garsondan bir rakı istedi. Belki de son kez bu şehri böyle görüyordu. İşte o günün gecesiydi, eşiyle konuşması ve aklındakini onunla paylaşması. Kendisinden hiç beklenmeyecek ve bilenlerin, duyanların hayretle karşıladıkları bu nakliye işini paravan olarak kullanacaktı. Anlattıklarını duyan biricik karısı doğal olarak gözyaşlarına boğuldu. Fakat kocasını seven ve onun yaşamını sevgisinden daha üstün sayan her kadın gibi davranarak kocasının anlattıklarını kabul etti. Sadece bazı sorular sorarak planın kusursuz bir şekilde işleyeceğinden emin olmak istedi. Artık ikisinin de akılları berrak ve fakat beraber geçirecekleri günler sayılıydı. Beklenen gün gelip çattığında artık yapılacak pek bir şey kalmamıştı. Karanlık 3 kişinin de yardımlarıyla nakliye şirketinin Sofya'ya mal götürmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Ankara'daki arkadaşı bankadan yeterli miktarda döviz alabilmesi için gerekli yazışmaları ve belgeleri hazırlamış ve ona daha öncesinde göndermişti. Ayrıca Bulgaristan'a gidecek yük de bir şekilde devletin yapacağı bir ihracatın parçası olarak gösterilmiş ve bunun karşılığında da yüklü bir ödeme yapılmıştı. Öncelikle bu paralardan eşine ayıracağı miktarları çekerek ona verdi. Kendisi için gerekli olanları ise yine o karanlık üç kişi aldı. Gidecek olan yük devletin yükü olduğundan kendisine bir refakatçi tahsis edildi. Şubat ayının sonlarına doğru karanlık ve soğuk bir havada yola çıktılar. Bu artık dönüşü olmayan bir yoldu. Koca kamyonu bazen kendisi bazen de yanına refakatçi olarak verilen kişi kullanarak Kırklareli sınırına kadar yol aldılar. Vakit akşam olmuş, hava kararmış, yan kar da yolları belli belirsiz hale getirmişti. Zaten varmak istedikleri yere de varmışlar, kendileriyle buluşması için gelen aracı görmüşlerdi. Önce diğer araçtakiler indi. Yanlarında büyük bir çuval vardı. Refakatçi olarak gelen adam, kendisine, araçta beklemesini söyleyerek, diğerleriyle konuşmak için indi. Bir iki dakikalık konuşmanın ardından geri döndü. Elini uzattı ve yollarının burada ayrıldığını söyleyerek araçtan inmesi gerektiğini söyledi. Heyecanlanmış ve o soğukta terler dökmeye başlamıştı. Yine de artık bu saatten sonra ne bir geri dönüş ne de erteleme söz konusu olabilirdi. Plana uymalı ve kendisine söyleneni yapmalıydı. Sadece kalması gerekenleri bırakarak araçtan indi ve diğerlerinin yanına gitti. Bu olayın gerçekleştiği soğuk ve karlı geceden birkaç gün sonra Sofya'da bir pastanede yuvarlak gözlükleri ve uzamış sakalı olan bir adam, gazetelere göz atarken bir habere takıldı. Memleketiyle ilgili olan haberde, ünlü bir yazarın ortadan kaybolduğu, ölmüş olduğunun düşünüldüğü ancak cesedinin hala bulunamadığı yazmaktaydı. İnsanın kendi ölümünü okuması ne garip,